başkanlarım, kıymetli basın mensupları, değerli misafirler, Ankara Kültür Sanat Gençlik ve Spor Derneği'nce Türk halk müziğimize ve halk oyunlarımıza emek vermiş ustalarımızı anmak, kültürümüzün bu yegane ikilisini gençlerimize tanıtmak, bizleri bütünleştiren bu değerleri yeniden hatırlamak ve hatırlatmak gayesiyle hazırlanan Anılarda Yaşayanlar programımıza hepiniz hoş geldiniz, şereflendiniz. Kıymetli misafirler, program akışını arz ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması, Anka Kültür Sanat Gençlik ve Spor Derneği Başkanı Sayın Mustafa Sefil'in açış konuşmaları, protokol hitapları, program sponsorlarına plaket takdimleri, vefat eden halk oyunları eğitmenlerimizin biyografi sunumları ve onların anısına hazırlanan halk oyunları gösterilerinin sunumları, vefat eden halk ozanlarımızın türkülerinin solo sunumları, plaket takdimleri ve kapanış. Bir Efe'nin Zeybek oynayışında yiğitliğin resmini görürüz gururla. Veysel'in uzun ince yolunda yürürken Ertaş'ın gönül dağında soluklanırız. Pir Sultan Abdal'ın dostum sözüdür bizi bir yapan, birlik yapan. Biz aynı kökün dallarıyız. Bizlere ne kadar köklü bir geleneğimiz olduğunu hatırlatan, bizi bir yapan, birlik yapan halk oyunlarımız ve ozanlarımızın dillerinden dökülen halk türkülerimiz bu bağlamda çok önemli ve şüphesiz çok kıymetli. Bu önemin bilinciyle Anka Kültür Sanat Derneği bu geceyi sizler için tertipledi. Gecenin anlam ve önemiyle ilgili konuşmayı Anka Kültür Sanat Derneği Başkanı Sayın Mustafa Sevil Bey yapacaklar. Açış konuşmalarını yapmak üzere dernek başkanı Mustafa Sevil Bey'i sahneye davet edeceğim. Sayın protokolüm, dernek başkanlarım, meclis üyelerim ve değerli ailelerimiz, gecemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Bu gecenin iki mimarı var. Biri Dilek Hocam, Eyüp Hocam'ın eşi, rahmetli ekip arkadaşıydı kendisi. Yıldırım'da beraber dans ediyorduk. Diğeri de derneğimizin genel sekreteri Sevil Hanım'ın konuşmaları yapmayı mikrofonu ona atıyorum. Çünkü en çok emek onların, bizler sadece vesile olduğu konu olarak, dernek başkanı olarak gecenin açılış konuşmasını derneğimizin genel sekreteri Sevil Hanım'a davet ediyorum. Dernek başkanımız. Dernek başkanımız, eşim Sayın Mustafa Sefil'e jesti için, inceliği için teşekkür ederim. Gecenin mimarı Dilek Hocam. Dilek Hocam'la birlikte aslında bu sahneye ömrünü vermiş diğer hocalarım. Hayatta olanları saygıyla anıyorum. Vefat edenleri de aynı şekilde. Onların
bu sahneyle yüzleşmeleri, o emanete sahip çıkmaları ve bu sahneyle tekrar yüz yüze gelebilmeleri, ben düşünüyorum, empati yapamıyorum bu durumda. Diyorum ki acaba Allah korusun eşime bir şey olsa ben bir daha sahnelerle yüzleşebilir miyim, çıkabilir miyim ya da izleyebilir miyim? Çok zor. O yüzden onları gönülden kutluyorum, tebrik ediyorum. Hayatta hepimiz birlikteyken çok güzeliz. Kayıplarımız olduğunda değil, yaşarken, bir aradayken, hep bir arada olabilmemiz ümidiyle. İnşallah bu gece aramızda olan halk oyuncu büyüklerimiz var, olmayanlar da var. Diliyorum ki bir gün kayıplar olmadan, güzel günlerde hep bir arada tekrar olabilsinler. Sizlere saygı, sizleri saygıyla selamlıyorum. Heyecanımı lütfen maruz görün. Çok beklendik bir konuşma değildi. İyi seyirler diliyorum. Umarım mutlulukla içimiz güzellikle ayrılırsınız. Bil Bey'e ve eşleri Sevilay Sevil Hanımefendi'ye konuşmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Misafirler, birazdan ilk bölümümüzle programımıza başlayacağız. Sizleri aramızdan ayrılan duayen halk oyunları eğitmenlerimizin biyografileri ve onların anısına hazırlanan dans gösterileriyle buluşturmadan önce bu güzel gecenin ortaya çıkmasında bizlere destek olan çok kıymetli sponsorlarımızla tanıştırmak istiyorum.
savaşçıları Zeybekler. Narasında isyan, yüreğinde sevda saklı Zeybekler. Göğe kalkan kollarında dua, yere vuran dizlerinde kudret dolu Zeybekler. Kıymetli misafirler, tahmin edeceğiniz üzere rotamızı Ege'ye çeviriyoruz. Ege'den, Ege yöresinden bir oyunla buluşturacağız sizleri ama öncesinde Ege yöresinden Bortan Oldaç hocamızı anarak başlamak istiyorum. Thank you.
Başkanımız Sayın Oktay Yılmaz katıldılar, salonumuzu teşrif ettiler. Hitaplarını yapmak üzere Sayın Oktay Yılmaz'ın kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Artvin Dernekleri Federasyon Başkanımız, Artvin Vakfı Başkanımız, İnegöl Belediye Başkan Yardımcımız, teşkilatımızın kıymetli mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, öncelikle sizleri hürmet ve muhabbetle selamlıyor, hayırlı akşamlar diliyorum. Sözlerimi çok uzatmayacağım. Arkadaşlarımız hazır bekliyorlar. Baharın gelmesiyle beraber bizde de hayırlı işler yoğun bir şekilde sürdüğü için bugün biraz geç kaldım buraya. Tabii bugün güzel bir etkinliğe şahitlik ediyoruz. İnsanlık tarihinde çok değerli miraslarımız var. Bunlar hem kültürel miraslarımız oluyor, hatta UNESCO Dünya Miras Listesi'nde olan birçok eserimiz var. Bunlar zaman zaman restorasyon istiyor. Zaman zaman maalesef ki kaybediyoruz. Ama ne restorasyon isteyen ne de kaybolan bir takım değerlerimiz var. Bu değerlerimiz de hiç şüphesiz ki sözlü değerlerimiz. Hadi Kitab-ı Mukaddes'in de girişinde öyle diyor ya, önce söz vardı. Hakikaten de insanlığın en değerli mirası sözdür ve sözlü geleneğimizdir. Onun için Dede Korkut'tan bu tarafa olsun, hiçbir şiirimizi, hikayemizi, aşkın şarkılarını, türkülerini unutmuyoruz. Ve bu eserlerin mimarları olan kıymetli sanatçılarımızı da unutmuyoruz. Böylesine güzel bir vefa gecesi düzenlediği için Anka Kültür Sanat Gençlik Derneğimize ben huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyor. Onlar için güçlü bir alkış istiyorum. Demek ki vefa sadece İstanbul'da bir semtin adı değilmiş. Ben hepinize hayırlı akşamlar, iyi seyirler diliyorum. Özgürlüğüm, ben bağımsızlık, ben Kaçkar dayım, ben Deli Horon. Günü geldiğinde Atabarı değil, Atatürk'ün Kocatepe'de. Ben Artvin'im dostlar, bensiz olmaz. Evet. Kıymetli misafirler, Artvin yöresiyle devam ediyor programımız. Artvin yöresinden Zeki Akalın hocamızı alacağız. Thank you.
bizi bırakmaya az mı diyorsun? Etme. Başka bir yar, başka bir dosta meylediyorsun? Etme. Sen yaderler dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun? Etme. Çalma bizi, bizden bizi. Gitme o ellere doğru. Çalınmış başkalarına nazar ediyorsun. Etme. Değerli misafirler, kişinin hakikate yönelip aşkla nefsini terk etmesini, Allah yolunda olgunluğa ererek yeniden kul olmasını temsil eden bir yönüyle zikir, bir yönüyle dünyanın en mistik dansı olan Sema ile hemhal olacağız birazdan. Semazen Erhan Kerimli aramızdalar. Viyana'dan geldiler programımız için. Semazen gösterileriyle Erhan Kerim huzurlarınızda.